dijital dönüşüme alışmalı artık. Yeterince dikkatlice üreterek nasıl bir dünya, şöyle bir baktık, adımları attık düşünerek. Şimdi de olduk dijital tayfa, bunu gerektiriyor yeni dünya. Kullanıp geçme sakın asla, üretelim açalım yeni sayfa. Oyun gibi düşünürsen hayat strateji, çok önemli oldu artık milli teknoloji. Otonom robot için öğren yapay zeka, İşte bunu anlatıyor dijital sayfa. Geleceğin meslekleri ne olursa olsun, düşünülmez makinalar insanlardan yoksun. Yeter ki internete bağımlı kalma, İşte bunu anlatıyor dijital sayfa. Dijital dijital sayfa, bunu gerektiriyor yeni dünya. Kullanıp geçme sakın asla, üretelim açalım yeni sayfa. Gerçek sanala karşı. Dede, bu kim? Bu elinden telefonu düşürmeyen adamın heykeli. Yıllardır buradadır. Niye böyle bir heykel yapmışlar ki? Telefonu elinden düşürmeyen, internet olmadan tadı tuzu kalmayan kişiler ibret alsınlar diye yapılmış oğlum. Gerçek gibi duruyor. Evet. Kim yaptıysa çok becerikliymiş. Amca, şarj aletin var mı? Yok artık Hayri. İyice abarttın. Nesine inanmıyorsun arkadaş? Adam heykel olmuş diyorsun abi. Neyine inanalım? Anlamadınız galiba. Elinden bırakmamış telefonu. Yıllarca o bankta kıpırdamadan sadece ama sadece telefonla ilgilenmiş, üstü başı da durmaktan toz kaplamış. İnsanlar da ona heykel sanmış. Hayri, böyle hikaye mi olur? Bak Mert'e bak. Bak o telefonu elinden bırakmazsa böyle hikaye olur mu olmaz mı görürsünüz. Hakikaten. Dünyadan Mert'e. Bizi duyuyor musun Mert? Ne? Tabii. Çok doğru. O dediğinizden. Dinlemiyor ki. Dur sen dur. Mert, hubu gubu gıp 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 grup gıp gıp. Yok, siz oynayın. Benim biraz işim var. Abim gerçekten de şu an başka bir alemde. Buna bir dur demek lazım. Ne yapıyorsun Mert? Rahat bırakır mısınız beni? Sen o telefonu bırakırsan biz de seni rahat bırakırız. Niye bırakacakmışım canım? İş yapıyorum ben o telefonla. Hem o telefon değil akıllı telefon. İnternete giriyorum ben onunla. İnternet ne kadar önemli bir şey biliyor musunuz? Her şey var orada, her şey. Kimse interneti elimden alamaz. Kimse. Şarj aletini unutmuşum. Gol! Vay arkadaş, ikimizi de duman etti. Diyecek tek söz var, helal olsun. Teşekkür ederim. Mert, kardeşin bize bir gol attı. Görmeliydin. Jeneriklik gol, jeneriklik. İnternete yüklediniz mi? Neyi yükledik mi? Neyi olacak? Golü. Biz yüklemedik de televizyoncular geldi, onlar yüklediler internete. İyi. Hangi siteye yüklediler? Mahallede atılan golü internete niye yükleyelim? Sen şaşırdın iyice. Nasıl bir gol attın Akın? Böyle yaptım. Sonra da topuğumla vuruverdim. Topuk golü. Bakın, sanal mahallede topukla attığım en güzel goller. O kadar kolay ki pasla şuta aynı anda 3 kez basınca topukla şut çekiyor. İyi de gerçeğinin yerini tutar mı bunlar? Hiç işte. Öyle güzel gol yedim ki tadı hala damağımda. Yeni turnuva başlamış. Süresi dolmadan hemen katılayım. Sonra gelsin goller, kupalar. Hazır ol. 1, 2, 3 Başla. Helal Kamil. Yaşa abi. Kırdın mı rekoru? Kaç saniyeyle kırdım? Tam tamına 3 saniye 12 salise. Bu rekor artık bir daha zor kırılır Kamil. Rekor geliyor, rekor. Evet, geldi. Yeni rekor geldi.
Aa, siz de mi buradaydınız? Bu sanal mahalledeki tüf tüf arena çok zevkli. Siz de katılsanıza. Biz onun gerçeğini oynuyoruz. Çok da keyif alıyoruz. Asıl sen gel. Gerçeği bundan daha güzel olabilir mi? Kim uğraşacak külah sarmakla, tüf tüf yapmakla? Arenada sınırsız seçenek var. Çok enteresan tüf tüf modelleri var. Her gün yeni ödül kutusu kazanıyorsun. İçerisinden renkli renkli külahlar çıkıyor. Tabii bir de liderlik tablosu var. Onda da 3242. sıradayım. Gelin takım kuralım beraber. Her yerim ağrıyor. Böyle yat yat. Normal tabii. Ay, acıktım da galiba. Bir şeyler mi yesem? Kim gidecek mutfağda bir şeyler yiyecek? En iyisi sanal mahallede bir şeyler hazırlayayım. Malzemeleri seç. Porsiyon miktarı. Pişir ve afiyetle ye. Yaşasın. Seviyede atladım. Artık gurme rozetim de var. Matematik ödevini yapan var mı? Çöz bitmiyor arkadaş. Benim de bitmedi. Ben 3. soruda takıldım. Kütüphanede buluşup birlikte yapalım mı? Harika fikir. Ben de gelirim. Sen 2 yıl sonra gel. Şaka. gel. Ben de gelirim. İngilizce ödevimi yaparım. Welcome. Mert sen? Matematik ödevi vardı değil mi? Kim çözecek o kadar problemi? Sanal mahallede karne peşinde oynarım daha iyi. Bitti. Yine seviye atladım ve karnemi aldım. Abi, geliyor musun kütüphaneye? Yok, benim keyfim yerinde. Sen git. Ödevini yaptın mı ki? Sanal mahallede 2 dokunuşla yaptım, bitti. Abi, aynı şey mi o? Gerçek bile değil. Ama verdiği haz aynı. Hatta daha bile fazla. Her şeyi hemen başarıyorsun. Bak, o oyuna kendini fazla kaptırdın. Hayatı kaçırıyorsun. Demedi deme. Asıl siz burada dağıtılan hediye kutularını, yarışmaları, madalyaları kaçırıyorsunuz. Mahalle muhtarı, gol kralı, mucit olmuşum. Dahi rozeti, sanatçı rozeti, astronot rozeti ne varsa toplamışım. Daha ne olsun? Demek Hayri Holding'de çalışmak istiyorsun. Hayri? Hayri mi? Bu ne hadsizlik? Hayri Bey diyeceksin. Hayri Bey mi? Bey tabii. Karşında koskoca Hayri Holding kurucusu ve yönetim kurulu başkanı duruyor. Ne holdingi Hayri? Biraz önce matematik ödevi yapıyordun. O ödevi yapalı yıllar oldu Mert Efendi. Üniversite bittikten sonra uzun bir süre en iyi restoranlarda en iyi şeflerin yanında çıraklık yaptım. Kendi restoranımı açtım. Sonra bir ikincisi geldi. Sonra üçüncüsü derken dünyaya yayıldım ve koskoca bir lezzet markasına dönüştüm. Şimdi dünyanın en önemli insanlarını, en ünlü kişilerini ben doyuruyorum. Bu eller doyuruyor. Kamil nerede? Akın kardeşim nerede? Kamil sağdaki gökdelende, Akın da soldaki gökdelende. Kamil paketçilik işini büyüttü, nakliye şirketi kurdu. Sonra hızını alamadı, hava yolları açtı. Şimdi dünyanın en büyük uçak filosofunda. Akın da büyük bir teknoloji firması kurdu. Uzay sanayinden tut, nanoteknolojilere kadar her konuda dünya devi oldu. Şimdi de Kamil'le Mars'a uzay mekiği gönderecekler. Ben de yolculukta dağıtılacak ikramları üreteceğim. Bütün bunlar olurken ben neredeydim? Nerede olacak? Sanal mahallede seviye atlamakla meşguldün. Tam tamına 20 yıl sadece ve sadece oyun oynadın Mert. Olur mu öyle şey? Başka şeyler de yapmışımdır. Bir şeyler başarmışımdır. Başarmışsın canım, başarmışsın. Dünyadaki en iyi 251. oyuncu olmuşsun. Bir de utanmadan bunu özgeçmişine yazmışsın. Hayır, bu bir rüya olmalı. Rüya zaten. Nasıl yani? Rüya mı? Evet. Sana klasik bir rüyayla ders vermek istedik. İnternet ve oyun bağımlılığından kurtulmazsan
Başına gelecekleri göstermenin en iyi yolu bu. Rüya ha? O zaman uyanayım. Uyanmak istiyorum. Aha! O kadar kolay değil. Hem sana vereceğim yeni işini öğrenmek istemiyor musun? Neymiş o? Sanal mahallede son seviyeye ulaşmak. Ama bu imkansız. Bugüne kadar kimse son seviyeye ulaşamadı. Bu sonsuza kadar sürer. Hadi o zaman oyalanma da başla Mert. Hayır, hayır, hayır! Hala üçüncü soru var. Ne yapacağız? Bana sorma. Kafam aşure kazanı gibi karman çorman oldu. Çözemeyecek miyiz? Ben çözdüm. Bunu bundan çıkaracağız. Kalanın %30'unu bulmak için önce 100'e bölüp 30'la çarpacağız. Sonra daha önce bulduğumuz 4 rakamın ortalamasını bu sonuçla çarptık mı tamamdır. İşte. Son zamanlarda biraz dünyadan kopmuştum. Şimdi geri geldim. Sizin için de sorun yoksa. Niye sıkıntı olsun? Hoş geldin arkadaşım. Oh çok şükür. Abicim benim. Biz de tam şu sanal mahalleye kaydolsak mı acaba diyorduk. Aman aman sildim ben onu. Her şeyi ayarında bırakmak lazım. Değil mi arkadaşlar?